ama bu kadar güzel insan, çok çok özel güzellikleri var. Böyle hani Rus güzelliği gibi falan da değil. Tamam, tamam böyle sen gösterişli oluyor abi, falan. Abi ben abi, bir şey diyeceğim de. Yani. Sesim geliyor mu? Aha geliyor. Aha. Merhaba efendim. Arkadaşlar merhaba da ben sizi duyamıyorum şu anda. Çok az duyuluyor sesiniz. Çok umrumuzdaydı. Abi merhaba dedi, nasıl duyamıyorsun bir saniye, ya? Bir saniye. Abi telefondasın vallahi... değil mi? Telefonda mısın? Evet telefondayım. Telefonla konuşuyormuş gibi kulağına götür abi, çok basit. Ha öyle mi? Tamam. Ya da hoparlör tuşu var, ona bas. Hoparlöre tamam, bas. Okay. Tamam. Ya hiçbir fikrim yoktu. Bayağı uğraştık çünkü Suriye'de şey var. Ambargo var. Amerikan ambargosu. iPhone bile kullanamıyorsun. Birkaç hileyi bulmuş Suriyeliler. Suriyeliler her şeyi çözmüşler abi. Discord bende yoktu. Suriye'den Erlik'in üyeliğini kabul etmediler YouTube. Onun için benim edit yapan bir arkadaşım var, Sergen. O şey yaptı. Aldı üyeliği. Aa, YouTube'da şeyden... Google'dan şey de yapamıyorsun. Doğru. Abi iPhone kullanılamıyorsa Erkan Baş'ın planlar yattı. Kılıçdaroğlu yıldı. Ne demek Apple Store yok? Mac'lerin kapakları yarıya şey indirildi. Biraz abi, İran gibi. İran'da da böyle şey, hani çözüm bulmuşlar etrafında. Biraz onu hatırlattı bana sen öyle anlatınca. Ya şöyle, ben mesela Küba'ya da gittim, uzun süre kaldım. Kübalılar böyle çözümler üretmemişler. Abi Suriyeliler inanılmaz yani. Üçüncü günüm bu benim. Yani inanılmaz çözüm üretmiş. Her şeyi çözüm üretmişler. Çocuk geldi, böyle otele girdim. Tak 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 baktı. iPhone kullanıyorsunuz değil mi dedi. Evet dedi, tipinizden anladım dedi. Hemen şey yaptı. Böyle girdi, 2-3 tane şeyi değiştirdi böyle. Tamam dedi, artık Suriye'de telefonunuz Suriye'de olduğunu bilmiyor dedi artık sizin dedi. Kullanabilirsiniz dedi. İyi dedim, teşekkür ederim. Devam ettim. Tabii ki şey, bazı mesela WeTransfer'de şey kullanıyorum işte. Bu ne deniyor, o şeyler var ya. VPN. Ha VPN, aynen, gezi olaylarını falan kullandığımız. O VPN'le WeTransfer'i yolluyorum. İnternet mi lan bu şerefsiz? Hadi abi ya, geceler ben çıkar. Kendinize iyi bakın. Ya işte şu anda bir sıkıntı yok. İnternet Türkiye'den biraz daha kötü. Öyle diyeyim ben size. Biraz daha kötü. Çok kötü değil yani internet Türkiye'den. Ama Türkiye gerçekten dünyanın en kötülerinden bir tanesi. Peki bu yerel internet mi yoksa şey mi? Gökyüzünden inen internet mi basit anlamıyla? Yok. Değil. Hangisi o daha... Elon Musk'ın olayını mı diyorsun? Hayır. Gökyüzünden kastım şu. Yani 4G mi var? LTE mi var? LTE var. 3G peki, var. Yani... Wi-Fi nasıl şeye girdiğinde? Ya otelde? Şöyle söyleyeyim. Mesela bazı ülkeler ben WeTransfer'le dosya yollayamıyorum. Buradan 3-3-3 mesela, yani 3-5 dakikalık 4K videolar yollayabiliyorum. Şöyle diyelim, Kolombiya'nın 200 sene önceki hali gibi. Çok kötü değil Wi-Fi. Çok daha kötülerini gördüm. Romanya falan çok iyi. Avrupa'nın birçok ülkesi çok iyi ama. Romanya falan dedin. Romanya Avrupa'nın bir numarası abi. En iyisi, evet evet. Mı? Yok çok iyi diyorum zaten. Romanya çok iyi. Ya bu ülkeler açtı. Eskiden bu ülkelerde çok kötüydü. Birçok ülke açtı bu konuyu. Ama şey, yani Suriye tahminimden çok iyi interneti. En azından dosya yollayabiliyorum. VPN'le ama. Abi interneti bırak asıl mevzuya gel. Suriye'ye evet. Girerken ne bekliyordun, nasıl gittin, ne gördün, nasıl ilk görüş şeylerin. Kanalını yükleyeceksin biliyorum. Şimdi arkadaşlar, spoiler vermeden. Şöyle, spoiler verebilirim, sıkıntı yok. Şimdi ben ilk olarak işte biliyorsunuz çok böyle spontane seyahat ediyorum. Arjantin'de 3 ay kaldım. Uruguay'a geçtim. Amerika'ya geçtim. Amerika'dan ben aslında Pasifik'i aşarak Japonya'ya geçtim. Japonya'da Tokyo'da birkaç gün kaldıktan sonra telefon geldi. Ablam aradı işte, şey dedi işte, annem de kanser çıkmış, ameliyat olacak. Ameliyat oldu, çok iyi. Her neyse ben ilk uçakla atladım böyle Japonya'da çok kalamadan. İlk uçakla atlayıp Amerika'dan geçmiş gibi hızlıca İstanbul'a, oradan Bursa'ya geçtim. Ameliyatı yaptık. Başında bekledim birkaç gün. Çok küçük bir ameliyatmış zaten. Yani birinci şeyde yakaladık. Onun için bir sıkıntı yok. Dedim ulan gelmişken, çok istiyordum, hiç gitmemiştim. Bir Suriye'ye gideyim. Bizim bu Kemal Can Polat falan da var ya. O da şey, basketbolcu. Ben de eski basketbolcuyum ama onun kadar profesyonel değildim. Dedim nasıl bu iş olur mu? Abi, nasıl gelebilirim dedim. Vize var. Dedi burada acentalar ayarlıyor vizeyi dedi. Benim aynen. Bir arkadaşım var. Söyleyeyim dedi. Acentaya söyledik. Bana bir tane şey yolladılar. Yani Twitter'dan DM'den yolladılar. O kadar söyledim. Hani böyle bir çetrefille Suriye. Abi aynısını bana WhatsApp'tan yolladılar bu arada. Twitter DM abi, düşün yani. Twitter DM'den yollar. Hiç öyle bilgisayardan girip online vize al, bir şey al, zart surt, onay bekle falan yok. Ondan sonra ben çıktım Bursa'dan İstanbul'a, Sabiha Gökçen'e. İstanbul'dan direkt olarak Beyrut'a uçuşta
Türkiye'den Suriye'ye geçemiyorsunuz bu arada. Beyrut'tan geçmeniz gerekiyor, Lübnan'dan ya da Ürdün'den geçmeniz gerekiyor muhtemelen. Ben bugün Iraklı hacılar gördüm. Irak'tan da geçiyor olabilir ama Irak yolunda IŞİD'in şeyleri varmış, hücre evleri vesaire ve şey diyorlar, Amerikan üssü varmış. Oranın hemen dibinde bir IŞİD'liler yaşıyormuş ve Amerika bunu biliyormuş yani. Benim size bugün duyduklarımdan böyle, hani buranın entelektüelleriyle böyle sohbet ediyoruz falan. Hani ben soruyorum çünkü, Rakka'ya gidebilir miyim diyorum mesela. O diyorlar falan. Yani gidemezsin, sikerler diyorlar. Okey, biliyorum diyorum. Ben abi, ama ilk defa gidiyorum. Alındım biraz ama devam. Sonra direkt olarak Beyrut'a uçarsanız İstanbul'dan 7-8 bin. Çünkü ben hemen birkaç gün öncesinden aldığım için bileti planlamadan. Yani hatta 2 gün öncesinden falan aldım herhalde. Baktım Adana var abi. İstanbul, Adana. Adana'dan da Beyrut'a direkt uçuşlar başlamış. Adana'dan, İstanbul'dan Adana 1000 lira falan. 2000-2500 lira civarında da Adana'dan Beyrut. 1 saat 5 dakika sürüyor. Atladım, cart Adana'ya indim. Cehennem Adana. Öyle bir sıcak ki yani inanamazsınız. Klima yok. Klimada şey olmuyor. Dedim sıçtık. Şam çok daha sıcaktır. Daha güneyde. Tabii ben Şam'ın böyle yüksekte olduğunu falan bilmiyorum. Beyrut'a uçtum. 1 saat 5 dakika. 80 dolara bir taksici beni aldı. Yine ajant ayarladı taksiciyi. Cep telefonumdaki screenshot. Print bile etmedim vizeyi. Beyrut'tan çıktık. 3 saatte Şam'a ulaştık. Beyrut'ta benim pasaportumu aldı şoför. Gitti hangi içeri. Hangi pasaportu kullandın? Türk. Kosova falan. Yok, Kosova tanınmıyor Suriye ya da Lübnan. Lübnan. Kürdistan? Kürdistan pasaportu bende mi? Yok o şeyler. Kafama sıkmalı pasaport o şey. Meczup abi sen devam et. Ara sıra öyle bağırıyor. Evet. Şeye bayağı devam ediyorum. Ya 3 saat. Translar şey yapmış ya abi. Translar. Trans hakları ve Kürdistan vardır. Translar vardır diyorlar. Ne alaka amına koyayım ya. Bir tane trans konuşuyor şey diyor ya zaten. Ya ne alaka kız? Niye böyle bir şey dediniz falan? Hastası ha, oldu evet onun o. Ya. O eski bir şey. O 4-5 senelik bir şey. Bayağı. Çok iyi ya. Ben diyor geldim diyor. Gay haklarını savunmaya diyor. Trans söylüyor bunu. Ulan diyor. Ne Kürdistan amına koyayım. Kürdistan amına koyayım. Öcalan'da Öcalan diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünün. Ya. Adam orada benim göt verme hakkımı savunacağız falan diyor. Orada şey diyor. Öcalan diyor yani. İkisini de aynı şey görüyorlar demek ki. Ama bugünkü o Yusuf Aydaş diye bir herif. O var ya saçını değiştiriyor devamlı. O şey onu ya ben... o iltica başvurusu yapıyor da bir türlü tutmuyor tabii. Galiba. Onu ben dava ettim. Savcı dedi ki yani böyle birisi yok dedi internet üzerinde, tamam mı? Savcı dava ettim herifi. O kurtardı davasından şeyinden bana tabii onlar direkt yani onlar beni hepsi blokladığı için saldırdığı için zamanında. Her neyse indim abi Beyrut'a. Sonra 3 saat sürdü. Karanlık abi. Gece 11'de falan indim ben. Öyle düşünün. 10'da 11'de falan indim. 12 geçti artık. Hani ding dang dong. Biz Suriye sınırına giriyoruz. Beyrut'a girdik. Taksici gitti beni gümrüğe verdi pasaportumu. Bir asker geldi baktı suratıma. Ne ediyorsun dedi. İyiyim dedim. Geçti. Tamam geçti amına koyayım dedi. Ondan sonra No Man's Land gibi bir yere girdi. Böyle 3-4 kilometre civarında. Taksici 2 dedi de daha fazla. Abi bir şey soracağım. Hiç şey hissiyatı oldu mu bir noktada? Evet abi kafama sıkılan noktaya nerede geliyoruz gibi böyle bir gerginlik. Ya bende yok o ya. Hiç yok ya. Şeyden oldu. Askerden falan. Türkiye. Ne Türkiye falan filan şey ha, oldu Türkiye, mu? Türkiye falan oldu mu ters böyle? Ters oldu mu? Ha, yok. Olmadı. Yani çok ilginç bir şey oldu ama rüşvet veriliyor abi. Her adımda rüşvet veriyorsun burada. Her şey rüşvetle dönüyor. İnanılmaz bir şey var. Ve böyle herkes normal kanıksamış. Ben video çekiyorum mesela. Rüşvetin belgesi yok derler ya. Ben video çekiyorum. Gülüyor mesela asker ben video çekiyorum. Rüşvet alıyorsun ama. Ya evet sistem artık. Mekanizma kalmamış ki orada normal yani. Evet şey evet. Yani Ukrayna'da da öyle bu arada. Evet devlet de göz yumuyormuş. Çünkü yani askerin maaşı 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar neyse yani. Şimdi hatırlamıyorum ama. Hani max 20 dolar gibi bir sayı hatırlıyorum. Öyle. Abi şeyi soracağım abi bir hızlıca. Hı-hı. Girerken şey deniliyor şu an. Bu tarihlerde işte Suriye'ye giriş yapanlar sonra başka ülkelere girerken sıkıntı yaşıyor falan diye. Ha damga sen vuruyorlar mı? Aynen vurdular evet. Mı damga? Damga vurdular. Benim i̇şte. Amerika vizem var ABD vizem 10 senelik. Bence çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Çünkü ABD'ye girerken kimse bana Suriye'ye girdim mi diye sormadı mesela. O ya da Japonya'ya girerken de sormadı. Sonuçta ben gezginim.
Aynen, sen ispat edersin o, gezgin olduğunu. Çektiğin fotoğrafı da aşağıya koydurdum bu arada. Welcome to Syria şeyinin önünde çektirmişsin. Ha, tamam, ben çok anlamadığım için yaşlı dede gibi kulağımda şey yapıyorum. Yo, YouTube'daki yayında millet onu görüyor şu an. Altta fotoğrafları da koyuyorum arasına, tamam, haberin olsun. Eyvallah, çok teşekkürler. Ay, yayında kulağın gözüküyor abi. Yayına kulağının içini verdik. Orta kulak iltihabın görünüyor. Kulağın pisliği gözüküyor diye Suriye'de böyle. Ya 3 o No Man's Land gibi ara bölge var. Bu çok ilginç bir şey. Sadece ben Guatemala Belize arasında görmüştüm bunu. Hiçbir şey yok. Kapkaranlık bir yolda gidiyorsunuz. Hangi ülkeye ait olduğunu da ben anlamadım. Ortada yani 3 kilometre alanı bu küçücük toprak için savaşan ülkeler 3 kilometre alanı boş bırakmışlar. Gidiyorsun böyle yani. Sonra Beşer Esad ve işte babasının Hafız Esad'ın büyük posterleri karşılıyor ve ülke tamamen onların posterleriyle dolu zaten ama Antalya'da girişte öyle abi, sıkıntı yok. Her yerde Muhittin Böcek var onunla. Girişte ya çok fazla var. Devamlı onların posterlerini görüyorsunuz ve askeri kontrol noktaları var. 20-30 tane falan kontrol noktasından geçtik. Zaten Lübnan da öyledir. Ben Lübnan'a önceden de gitmiştim. Şii bölgesine girersin. Şii askerleri kontrol eder falan fişman. Burada da böyle devamlı kontrol ama her kontrol noktasında şoförüm para sıkıştırıyor birisine. Ona para sıkıştırıyor. Lan $80 aldın zaten. Zaten hani devamlı elde para sıkıştırıyor. 2-3 tane böyle bozuk para. Tabii paraları da değerli değil de. 2000 falan desek 6000 veriyor olsa 5000'i hani 30 sen falan veriyor dolar sen. Tüm bu olaylar esnasında sen güvenli hissediyor musun kendini? O checkpointları gördükçe tamam, evet, burada evet. Asker var. Yok. Hiç sıkıntı yok. Bu gezgin kafası başka bir kafa yani. Benim kafam da biraz başka bir kafa. Ben de öyle çok korku olmuyor. Yani korkusuz olduğum için değil. Yani yapım öyle benim. Hatta çok sevinirim. Orada mesela silah çıkıp öyle öyle falan diyese Allah derim, hikaye çıktı, süper, amına koyayım ya. İnanamam, böyle çok severim. Ben Kenya'da. Bizden Fatih adam abi. Hani şey diyor mu? Adam yani çok az. Türk mürk falan böyle askerleri çok açıklama az. Yok. Hayır. Hiçbir açıklama yok. Sadece kafayı yiyor, bana bakıyor. Kolda dövmeler, sarışın, uzun boylu, tamam diyor. Amerikalı bir şey bu, geç diyor ve devamlı para yapılıyor. Ondan sonra bir şeye geldik. Büyük bir işte şey yazıyor. Departures, arrivals falan yazıyor. Çok saçma amına koyayım yani. Sanki havalimanına gelmiş gibi. Departures, arrivals yazıyor. Kocaman posterler işte. Yine Esad posterleri vesaire. Girdik içeri, $30 vize veriyorsun. Ve bakın, parayı ödediğim yerdeki adam böyle muhasebeci gibi bir tip. Önünde siz böyle seviyorsunuz bu bilgisayar işlerini. Commodore 64 var arkadaşlar. Vay amına. Hiç abartmıyorum. Commodore 64 var. Orada böyle bir tane kare. Nişanyen getirmiş oraya. Kare vardır ya böyle, kare. Orada. Hani bir kare zıplar bir şey yazdıktan sonra böyle, kare nedir o bilmiyorum da. Hani mesela Ahmet yazarsın, sonda bir kare gelir. İşte Ahmet nokta koyduğunda o kare yana geçer falan. Hani bu 90'larda vardı. İmleç yeri ya, yani. Aynen. Aynen o var falan. Ben bakıyorum böyle şok halinde. Orada çekim yasak, çekim. Lan bu ne diyorum amına koyayım yani. İnanılır gibi değil böyle bir bilgisayar olması. Ben görmeyeli 25 sene olmuştur, 30 sene olmuştur o bilgisayarı. Çocuktuk biz ya. Gerçekten inanılmaz bir fakirlik var. $30 verdik, vizeyi aldım. Orada bağırmalı, çağırmalı. Lan dedim. Abi 10 tane vizeyle yeni bilgisayar alınıyor aslında. O düzgün bir şey. Yok abi yok. Zaten o basıyor yani. Bir şey yapmıyor abi, orada basıyor. 10 vize parası abi. Ya bir şey yapmıyor ki, ona basıyor o görüntü, o şey bir şey yapıyormuş gibi gözüküyorlar. Eyvallah. Okey, yapıyormuş gibi tabii. Hiçbir şey yok ama bir kavga çıktı benim şoförle şey arasında. Ben kavga zannettim. Çünkü ben şimdi Arjantin'den falan geliyorum. Herkes acayip kibar böyle. Asansöre biniyorsun, nasılsınız beyefendi diyor kadınlar mesela. Ben de öyle. Mükemmel işte, 1930'ların Fransa'sı gibi bir yer yani Buenos Aires. Bunlar bağırıyor bana. Aa dedim, sıçtık şimdi. Türk olduğum için beni sikertecekler bunlar dedim. Şey için bağırıyorlarmış. Mesleği ne? O YouTuber diyor. Ben nasıl yazayım buraya diyormuş o YouTuber. Yani bir şeyler dönüyor. Ben de dedim Facebooker yazdım. Facebook dedim. Gülüyor, şey yapıyor. Sonra dedi düzgün bir mesleğin var mı senin dedi. Dedim evet, kuyumcuyum işte şeyim. Turizmciyim dedim. Kuyumcu demedim. Orada kuyumcu dersen iyice şey yaparlar. Rüşvete. tabii. Kuyumcuyum demedim. Turizmci yazdı. Ondan sonra çek amına koyayım dedi yol boyunca. Artık dedi çekebilirsin dedi kamerayla. Ben de cep telefonuyla çekiyorum. Çünkü GoPro çok dikkat çekiyor. İlginç bir şekilde. Aslında cep telefonu daha iyi çekiyor.
gerekiyor. Ondan sonra girdik abi. Bir konağa geldik şeyde. Beyrut diyorum, Şam'da. Abi şimdi soruları sorabilirsiniz. Ben de size anlatayım yani. Mesela ne merak ediyorsunuz sorun. Ben geldim şimdi Şam'a. Çok güzel bir konakta kalıyorum. Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 300 yıllık bir konak. Bahçesinde kaplumbağalar. Aynen, bahçesinde kaplumbağalar dolaşıyor. Şey soracağım mesela. Evet. Gitmişsin Emevi Camii'ne gitmişsin hatta. Evet. Şu fotoğrafını atayım işte. Türk pilot şehitleri şey yapmışsın orada. Evet. Ziyaret etmişsin. Ya ilk olarak abi yani Suriye'den beklentin neydi? Yani bizim gibi sonuçta sen de hiç gitmedin. Ve hı-hı, gidince gördüğün hakikat neydi aslında? İnsanlar ya, merak etti sanırım, bu biraz Indiana Jones gibisin şu an. Evet. Şimdi benim sizden farkım şu. Ben sizin kadar konuya hakim değilim. Yani tabii ki biliyorum birçok şeyi. Ama sizin gibi böyle çok fazla tartışmanın içinde olan bir insan değilim. Çünkü İşte Arjantin'de oluyorum, çok işim var vesaire. Siz devamlı yayınlar yaparak vesaire bunu Suriyelilerle vesaire tartışıyorsunuz. Ben çok içinde değilim. Tabii ki biliyorum neyin ne olduğunu. Durzileri biliyorum, o kültürü, Suriye'nin geçmişini vesaire biliyorum, hakimim ama ne bekliyordum? Ben bir kere savaş olmadığını düşünüyordum. Yani özellikle Şam'da hiçbir şekilde savaş olmayacağını düşünüyordum. Geldim ve gerçekten de yok. Yani şu anda bakın 1 milyon kez eminim 3 günde yani. Sonuçta çok tecrübeli, 100'ün üzerinde ülke gezdim. İstanbul'dan çok daha güzel bir şehir Şam. Abi İstanbul'un yapma. Bugünkü halinden. Bakın bana temizlik deser... ve rahatlık konusunda. Bir de kebabı da gömmüşsün. Ne kadar tuttu? Neyi gömmüşüm? Kebap yedin ya, kebap. Kebabı abi, da gömmüşsün diyorum. Ne kadar tuttu? Ben size söyleyeyim mi? Kebap şöyle 3 kişiyiz. Zaten Kemal hayvan. Ben başka bir hayvan. 120 kilo. Ben 100 kiloyum neredeyse. Bir de Deniz diye bir çocuk var orada, gazeteciymiş. O da geldi. 3 kişiyiz. Deniz Bustani. Evet aynen, o da geldi bizimle. Aa evet. O ayarladı bana bu arada her şeyi. O da ya, çok tatlı bir çocuk böyle. Çok şey, tatlıdır çok sevimli. Bustani. İyi bir evet, çocuk. Ben Erli'ye bir şey bahsettim. Şimdi onu söylemeyelim. Şey olmasın, ifşa olmasın. Hayır, ama çok... Beni de oraya getir abi, anladın sen. Gelin valla çok sevinirim. Ya oturduk abi. Adana kebap gibi bir şey geldi. Böyle düz et bastı adamlar. Tabak tabak yemek geldi. Maria diye bir yemek geldi. Buranın Hristiyanlarının yaptığı bir yemek. Ve içi böyle kıyma dolu falan. Bir kişi şey içti, nargile içti. Devamlı çay içiyoruz, kola içiyoruz, bira vesaire, zar sur. Dedim yani Türkiye'de olsa 6-7 bin lira. Abi tutar, arak en az. İçtin mi? Arak. Yok ya yani içtim. Arak gelmedi mi masaya? Yok, gündüzdü bugün. Çok geç olmadığı için içmedim. İçeceğim ama onları da koyacağız şey olarak. Abi 6-7 bin lira falan gelir diye düşünüyorum ben. Çünkü bokunu çıkarttık yani. Ve restoran neresi biliyor musunuz? Çok ünlü bir restoran. Şaşıracaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a geldiği zaman yemek istediği restoran. Oraya gittik özellikle. Niye oraya gitmiş? Niye orada yemek istemiş? Bilmiyorum. Yani şey... yapıyorlarmış. Yok abi. Dokunmuyoruz ona. Özellik gördüm yani. Bir kebabı çok iyi. Şöyle bir özellik. Evet şey, çok büyük bir restoran muhtemelen ya, buraya geldiğinde benim duyduğum kadarıyla hep şey yapmış, böyle halkın yemek yediği yerlere falan gitmek istemiş yani, böyle bir gezgin gibi takılmak istemiş, o sebeple oraya gitmiş ve gerçekten çok lezzetliydi yemekleri. Ne kadar ödedik biliyor musunuz 3 kişi? 25 dolar arkadaşlar, 25 dolar. Ama yani hepimiz artı Kemal vesaire, siz de katılsaydınız, ki Cahre'nin biliyorsunuz 5 kişilik falan yiyebiliyor. Abi görüntümün aksine harbi o kadar yiyemiyorum, yiyebilmeyi isterdim. Takılıyorum. İsterdim. Bana tombik diyorlar ya, onun için takılıyorum. Tombik demiyorlar abi, dümdüz şişko diyorlar ya. Şişko diyorlar abi. Kibarlaştırdım. Bu sahte şişkolardan, hakkını vermiyor yediğini yani. Evet yemiyor abi, verebilsem keşke ya. Ya 12-13 kişi çok rahat oturup doyardık o yemekle, öyle söyleyeyim. 25 dolar ödedik ve ben hayret ettim gerçekten. Ya, benim çünkü arkadaşlarım nargile falan içiyor. 300-400 lira diyorlar abi zaten sadece nargile. Burası nargile ülkesi. Şöyle diyorlar burada. Nargileyi yasaklarsan devrim olur diyorlar Suriye'de. Öyle bir şey. Gerçekten kadın erkek herkes elde böyle nargileyle dolaşacak. Öyle bir durum var. Böyle evet. Başka sorular var mı? Allah abi ben şeyi şey. Çok merak ediyorum. Oradaki yerellerle konuşuyorsun değil mi? Hani çarşı, pazarda. Tabii çok fazla. Sen evet. Mesela orada Türkiye'den geldiğini, Türk olduğunu falan belirttiğinde ben gerçi... Kemal'le de canlı yayın yaptım da senin gördüğün tepki nasıl? Hani böyle bir yüzünü ekşiten sana bakış açısı kötü olan. Aşıklar abi. Falan filan. Böyle aşıklar, bir şey var mı? Aşıklar. Benim YouTube videolarımı bilen izleyenler bilir. Ben böyle hep laf atarım. Askere atarım bilmem. Aynen. Herkese laf atarım yani. Hani geyiğini çok yaparım. Ya bugün 2-3 tane askere falan laf attım. Hatta videoya çektim. Adam asker, videoyu çekiyorum. İşte bana çak yapıyor, şey yapıyor. Ya
Bu bir dizi var burada. Duvar mıdır? Neydi o dizi ya Türkiye'de? Duvar mı? Üç noktalı bir şey var böyle. Çukur, çukur, çukur. Çukur, diyorsun. Çukur. Çukur. Herkes o çukur tişörtleriyle geziyor. Türkiye dediğim zaman inanılmaz bir ilgi çemberiyle karşılaşıyorsunuz. Tüm Arap ülkelerinde böyle ama Suriye'de ekstra bir sevgi var. Ya inanılmaz. Ermeniler, Ermeni kilisesine girdim. Burada bir Ermeni kız var resepsiyonda, onunla geyik yapıyoruz. Bayağı yani böyle hani dark humor falan bile yapıyoruz. İşte anneni ziyaret edelim diyor. Annem seni zehirler falan diyor kız. Yani hani gülüyoruz falan. Şey yapıyoruz. Böyle Türklere karşı kesinlikle ve kesinlikle ben bir tane bile negatif şey göreceğimi düşünmüyorum. Hatta bir video çekeceğim. Bunu çok çünkü sizin gibi sorun oldu. Belki böyle 50-60 kişiye soracağım. Ne düşünüyorsunuz kardeşim diye Türkler hakkında. Arapça çeviri de yapacağım. Göstereceğim size yani onu da. Vallahi Türkler hakkında. Yani. Bu arada şeyi evet. De verdim şey videosunu atmışsın ya. Kemal'in maçına gitmişsin. Basket maçına. Evet evet. Evet evet onu attım. Onun YouTube videosu da gelecek. O da çok iyi. Basket maçında sigara içiyorlar abi ya. Nasıl ya basket eski basket. Mi? Hayır yok. Ya, bir onların içmediği kalıyor. Onlar da hani bence... Nargile götürseler ben olur. Bayağı şey olur. Kimse bir şey demez ya. Bayağı böyle insan sigara içiyor. Başka sormaya devam edeyim mi? Sor ya, tabii. Şey abi özellikle yine merak ediliyor buradan. Böyle bir mezhepçilik seziyor musun? Hani insanların yani Sünniler güvende mi falan diye hani soracağım. Hı-hı. Belki komik gelecek ama yani öyle bir ayrım görüyor musun? Türkiye'den dönen varsa mesela onlara bakış açısı nasıl? Bir ayrımcılık? Yok şöyle şimdi çok fazla ya bak 3 gündür buradayım ama çok fazla çekim yaptım ve Türkiye'den dönen çok fazla insan bizim sesimizi duyduğu zaman Kemal'le vesaire geyik yaparken hemen dalıyorlar. Ben Türkiye'de deydim diye böyle bir kırık Türkçeyle ya da iyi bir Türkçeyle dalıyorlar videoya. Ya öyle bir şey imkansız burada. Hristiyan mahallesindeyim ben. Çoğunluk Sünni yani şeyler azınlık zaten de Sünni olmayanlar. Neyse bölmeyeyim. Evet. Aha. Ya öyle bir şey katiyen yok burada. Görmüyorsunuz Hristiyan mahallesindeyim. Çok şaşırırsınız gerçekten. Videoları da görünce çok şaşıracaksınız. Eğleniyor insanlar ya. Hiç öyle nefret kimsenin. Herkes güler yüzü, herkes gülüyor size. Bizden Türkiye'den dönmüş ticaret, ya kesinlikle bizden daha mutlular. Türkiye'den dönmüş ticaret yapan insanlarla şey yaptım. O bizi görünce nasıl sevindi, şey ikram etti falan işte. O sattığı ürünlerden ikram etti. Herkes bir şey ikram etmek istiyor zaten Türk olduğunu duyunca. İşte Türkiye'den kaçıp dönmüş. Dün bir kızla mesela, kıza yazdım ben abi. Buradan şey yapayım, biraz utanarak söyleyeyim. Hatta videosu da var. Etrafımız sardı Türkiye'den Suriye'ye dönmüş çocuklar. Biz maçtan çıkarken. Çok güzel bir kız gördüm böyle uzun boylu basketbolcu falan. Ben de basketbolcuyum, dayanamadım. İşte muhabbet ediyorum, kız Kürt. Kürtmüş. İsmi de Berfin hatta. İşte Instagram'ını Berfo. Falan. Berfin yok. Berfen. Berfin dedi. Ve kız Türkçe konuştu. Ben dedi 4 sene falan Türkiye'deydim dedi. Basket oynuyormuş şu anda işte El Vahat takımında. Onunla muhabbet ettik. Hatta arkadaki çocuk şey yapıyor. Ben kıza işte Instagram'ını falan. Abi diyor işte Türkiye falan. Abini sikerim dedim. Bir susamına koyayım. Kızla yürüyoruz burada. Her neyse kızla şey yapacağız. Ya buranın gece hayatı falan da çok iyi bu arada. Ben yarın başka şehirlere gitmeye kızla başlayacağım. Kızla şey yapacağız dedim. Buranın gece hayatı nereye gittiniz oradan? Ha, kızla bir yere gitmedik. Nereye bağladın? Abi çocuk kızla... bağlıyor deyince aklıma şey geldi. Abi banka kızla... borçtur diyen çocuk geldi. Kızla buluşacağım ya. Buluşacağım. Çok güzel bir kız gerçekten. İnanılmaz şey. Güzel bir kız. Yani Barış için şeyi merak ettim. Burada. Nasıl geri dönmüş? Türkiye'de ne yaşamış? Onları ya, sordun mu? O kadar mu? Yok. Gece çok kalabalıktı. Biz çekim yaparken etrafımız sardı zaten gençler. Ben kızın Instagram'ını alabildim sadece. Sonra şey oldu. Yani zaten kız utanıyor şey olarak böyle hani ben onunla flörtleşiyorum falan ya. Utanıyor derken hani o da istiyor ama hani çok fazla erkek var etrafında. Bu konuyu kapatalım mı? Işte. Adı bu konuyu üstünde, kapatalım mı artık? Adı üstünde, adı üstünde Fatih. Fethetme. Abi bakın ben size çok ilginç bir gözlemimi söyleyeceğim. Çok şaşıracaksınız. Gerçekten dünyada o kadar ülke gezdim. Bu kadar güzel, bak kız değil sadece yani. Genel olarak çocuklardan tut, erkeklere, kadınlara vesaire. Çok özel bir genetikleri var bunların. Çok güzel karışmışlar. Abi kızıl insan dolu ya. Kızıl saçlı. Sanki İrlanda duyuruyorsun. Ve böyle hani bizdeki böyle çirkin kızıllardan da değil. Lübnan'da da vardı o mevzu. Biraz karışık o ülkeler. Evet yani o Haçlılarla vesaire belki alakalı bir şey ama bu kadar güzel insan. Çok çok özel güzellikleri var. Böyle hani Rus güzelliği gibi falan da değil. Tamam, sen kızıl Abi, kızla
milyonun ağzını bir şey diyeceğim de. Yani. Burada çünkü amına koyayım ya. O abi buradakiler niye peki yani? Burayı yollamışlar işte, anladın mı? Temizleniyor abi. Anladın mı? Tamam, şu şeyler. Abi şeye girmeyin. Ben size söyleyeyim mi? Adamlar şey bayağı. Bu ben size başka bir hikayeyi anlatayım, anlayacaksınız. Fidel Castro şey yapıyor, biliyorsunuzdur zaten. Yürüyor karşıda. Bütün hapishaneleri boşaltıyor. Diyor ki özgürsünüz diyor. Gidin amına koyayım diyor. Onlar da atlıyor teknelere, Miami'ye gidiyorlar. Ve Fidel Castro şu anda Karayipler'in en güvenli ülkelerinden bir tanesi Küba. Çünkü bütün şeyleri yolluyor Küba'ya Fidel Reis. Böyle bir tabii şey var. Ben burada bir şey duydum. Çok enteresan. Bunu söylediler. Off the record. Buradaki Suriyeliler. İlk Suriyeliler geldiği zaman Türkiye'ye isim, beyana dayalı isim almışlar. Böyle diyorlar. Doğru mudur değil midir nasıl bilmiyorum. Nasıl yani? Doğru abi, doğru. Yani nasıl bir saniye? Ben giriyorum. Ben Suriyeliyim. Belge sormuyorlar. Sadece adın ne diyorlar. Adam beyana dayalı verirse bizim yetkililer onu yazıyor. Yani. Böyle bir şey duydum. Adım Ahmet bilmem ne diye giriyor. Doğru abi o, evet. Ondan sonra atıyorum bir suç işliyor. Sonra geri dönüyor. Çünkü zaten sınır şey, rahat giriş çıkış. Allah hoş. Aynen. Sonra geri dönüyor. Sonra yine geri dönüyor Türkiye. Bu sefer başka bir isim beyanıyla geliyor. Ben böyle bir şeyi dün bana anlattılar. Çok şaşırdım buna. Gerçekten bilmiyordum. Böyle bir şey de olabilir. Tabii bakacağız bunu. Şeyi ne mesela düşünüyorlar? Mesela Suriye, Türkiye'ye giden Suriyeliler hakkında ne düşünüyorlar? Onlara bakış açısı nasıl? Ben Türkiye'deki Suriyeliler ya, hakkında. Şimdi onu daha şey yapmadım. Hiç o konuya abi fazla girmedim. Çünkü daha ya, o kadar da giremedim şeye. Ama onu da tabii ki uzun uzun onu soracağız. Onu şeye sordum abi. Kemal'e sormuştum onu. Evet. Hani nasıl bakıyorlar oradaki Suriyeliler? Hani vatan haini falan olarak görüyorlar mı falan diye. Evet. Hayır, savaş büyük olduğu için dünyanın her yerine işte Suriyeliler yayıldı. Özellikle Türkiye'ye diyorlar. O yüzden onlara böyle bir hain falan gözüyle bakmıyorlar. Hatta dönenlere de böyle bir ayrımcılık yapmadıklarını söylemişti. Yok, dönenlerle çok gördüm dönen. Çünkü Türkçe konuştuğumuzu duyan dönen herkes geliyor ve Türkçe bir şeyler söylüyor bize devamlı. Onlarda bir sıkıntı yok zaten. Şam'da dolaşıyorlar özgürlükle. Bu dönenler arasında Suriye'de şey yapıp yaşayıp Türkiye'de çalışmaya devam eden falan böyle insanlar hala gidip gelenler var mı? Vardır muhtemelen ama ben daha karşılaşmadım. Zaten ya Halep'e falan da gideceğim ben. Bu ya Türkiye sınırına kadar gideceğim. Lazikiye'ye gideceğim, Halep'e gideceğim, her yere gideceğim, gidebileceğim. Yani bu YPG kontrolünde olmayan her yere gideceğim. Abi orada dönüşte şeye gideceğim mi, İdlib'e? İdlib'e oradan ya şöyle herhalde. Hayır, geçebiliyorsun ama İdlib'in içine giremiyorsun. Dönüşte karayoluyla Türkiye'ye gelebiliyorsun ama değil mi? Yok, hayır. Türkiye'de sınırlar kapalı. Suriye'den Türkiye'ye geçiş olduğunu söylemişti Kemal ama yani okey. Suriye'den Türkiye'ye geçiş, onu bilmiyorum. Yok. Ben Lübnan'da devam edeceğim. Ya gel mülteciyim de isim değiştir Fatih abi, sıkılmışsın. Bu da şey gibi oğlum, ben oyundan ban yiyince kapatıp yeni mail atıyla hesap açıp girersin ya. Öyle abi. Bunlar ya da onun gibi, ban yiyorlar gidip yeni skinle geliyorlar.